Hepinize yeniden merhaba. Tekrardan ben geldim. Bu video yeniden bir ders videosu tarzı, yani bir öneri videosu olarak görün. Bu hafta da öneri videosu atacağım. Şöyle başlayalım. Tercihte yapılması gerekenler. Tercih yapılırken dikkat edilmesi gerekenler. Başlık bu. Şöyle başlayacağız şimdi. Öncelikle tercih yaparken direkt konuya gireceğim. Hani şey yapmayayım, biraz kendim şey yapayım. Direkt konuya gireceğim. Öncelikle tercih yaparken dikkat etmeniz gereken ana itmen şu. Sizin ne istediğiniz. Yani tercih yaparken ailenize, çevredeki arkadaşlarınıza veya öğretmenlerinize göre tercih yapmayın. Çünkü onlara göre tercih yaparsanız sonu büyük ihtimalle hüsranla bitecektir. Çünkü yani genelde öyle oluyor. Siz ne istiyorsanız o önemli. O yüzden sizin ne istediğinizi en iyi siz bilebilirsiniz. Ne bölümü istiyorsanız orayı yazın. Ondan sonra şuna geçelim. İstemediğiniz bir bölümü kesinlikle yazmayın. İstemediğiniz bir bölümü okursunuz aslında ve bitirebilirsiniz. Ama bitirdikten sonra o mesleğe geçtiğiniz zaman mutlu olur musunuz ya da yaparken zevk alır mısınız? İstediğiniz meslek bu mu? Bilemiyorum. O yüzden bence istemediğiniz bölümü tercih yapmayın. Ondan sonra şöyle bir şey var. Yazmak için yazmayın. Şöyle, ben geçen sene 38 binden, 33 binden mezuna bırakmış bir öğrenciyim. Sesim gitti. Geçen sene 33 binden mezuna bırakmış bir öğrenciyim. Ve bana herkes yaz bu sene işte eczacılık ne geliyor işte yazsana şu bölümü yazsana bu bölümü yazsana biliyorsunuz. Sınav sürecindeyken herkes o kadar çok konuşuyor ki yani anlatamam. Herkes bir şey söylüyor, her ağızdan bir laf çıkıyor, herkes profesör. Yani herkes okumuş bitirmiş sana örnek veriyor. Öyle düşünmeyin. Siz yazmak için yazmayın. Çünkü pişman olursunuz. Bir üniversiteye gideyim de nasıl olsa çevredekileri süstürürüm diye de yazmayın. Bakın ben 3. senemde kazandım. Yani çok şükür inşallah kazandım bu sene. Ve 3 senede bu psikolojiyi kaldırmak zordu. Ve inşallah kaldırabilirsiniz. Veya ilk senede, ikinci senenizde de kaldırabilirsiniz. Yazmak için yazmayın. Üniversitenizi, yani gideceğiniz üniversiteyi ve şehri iyice araştırın. Çünkü bu çok önemli. Eğer gideceğiniz üniversitenin çevresindeki avantajlara bakın, olanaklara bakın, sağlık sektörü nasıl veya burs, yurt imkanlarına mutlaka göz atın. Çünkü gittiğiniz yerde eğer burs imkanı yoksa, yani hepimiz burslarla geçinecek öğrencileriz. Çoğumuz hani babamız milyarder veya şey değil. Yani burslarla geçineceğimiz için burs imkanlarını iyi araştırın. Çünkü gittiğiniz yerde burs bulamazsanız, şehir dışında okumak biraz zor olabilir. Tabii kendi şehrinizde de okuyabilirsiniz. Eğer istediğiniz bölüm, istediğiniz üniversite kendi şehrinizse kendi şehrinizi de yazabilirsiniz. Bunda herhangi bir kısıtlama yok. Ölü tercih yapmayın. Şöyle, ölü tercihten kastım sıralamaya göre tercih yapıyoruz. Yani sıralaması daha düşük, yani daha yüksek puanla alan bir yeri daha düşük puanla alan bir yerin altına yazarsanız o tercih ölü tercih oluyor. Yani ölü tercih kesinlikle yapmamaya dikkat edin. Şöyle, ben birkaç video izledim, hocalarımla konuştum. Ve size şöyle bir örnek vereyim, yani bir tercih nasıl yapılır diye size biraz anlatayım. İlk 3 ya da 4 tercihinize gelmesi hayal olan, istediğiniz böyle mesela yüksek üniversitelerden Cerrahpaşa, Hacettepe, o tarz üniversitelere ilk 3'e yazabilirsiniz. Zaten gelmez hani, ama yine de belki Körüntaş'a gider de yer, ne olur ne olmaz. Onları yazın. Ondan sonra bir 7-8 tane, 6-7 tane de kendi sıralamanıza yakın ama tabii yine daha üstte olan tercihlerden yazın. Sonra da 9-10'dan sonra da asıl önemli kısma geliyoruz. Çünkü kesin yazsanız kesin gelecek yerleri yazacaksınız. Dikkatlice istediğiniz üniversiteyi seçerek, istediğiniz şehri seçerek oradan sonra listeleyin ve 24'de isterseniz tamamlayabilirsiniz. İsterseniz de tamamlamayabilirsiniz. O tamamen size kalmış bir mesele. Ben 24 tane yapmayacağım büyük ihtimalle. Bir 7-8 tane ya da 9-10 tane yapıp bırakacağım. Çünkü yani gitmek istediğim üniversiteler belli başlı. İstanbul'daki ve Ankara'daki üniversiteleri yazacağım. Gelmese de zaten büyük ihtimalle şehrimde okuyacağım. O yüzden tercihler de böyle. Lütfen bunlara dikkat edin. Ve diğer başlığa gelelim. Bu daha önemli. Mezuna kalmalı mı yoksa bu sene üniversiteye gitmeli mi? Şöyle, çevremdeki birçok insandan aldığım mesaj, hani tanıdıklarım olsun veya Instagram'dan aldığım mesajlara bakıyorum. Birçok kişi 20.000 30.000 civarlarında kalmış ve tıp isteyen öğrenciler. Ve bunlar acaba bir daha kalsam mı? 3. yıl ya da 4. yıl psikolojisi nasıl olur? Gibisinden şeyler, tarzı sorular soruyorlar bana. Ben de tabii yani bu videoyla cevap vereyim dedim. Tabii kendilerine birebir konuştuklarım da oldu. Şu an şey gibi olmasın, lütfen beni yanlış anlamayın. Yani böyle bir profesör tarzı konuşmak istemiyorum. Sadece birkaç şeyden bahsedip siz de belki aydınlatabilirim. Hani en azından kafanızda bir soru işareti varsa sizi de aydınlatayım diye konuşuyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Yani kalmalı mı gitmeli mi?
Buna karar verecek olan kişi de sizsiniz. Ben 3. yılımı bıraktığım zaman şunu düşündüm. Acaba bir sene daha çalışacak gücüm var mı, imkanım var mı, enerjim var mı? Bu 3 soruyu kendinize mutlaka sorun. Çünkü bu 3 soruyu sorarsanız, yani kendiniz bunu siz bilebilirsiniz sadece. Çevredeki de, yani atıyorum komşunuza kız dese ki, Alper sen bir şey mezun olarsan kesin ne yaparsın dese, ona göre güvenemezsiniz atıyorum, anladınız mı? Kendi içinizden, hani kendiniz nasıl hissediyorsanız onu yapın. Bu soruları kendinize sorun. Ben kendime sorduğum en büyük sorum şuydu. 2027 kasiye gücün var mı? Diye sordum kendime. Çünkü sormam lazımdı. Eğer gücüm olmasaydı ben bu sene çalışamazdım der. Sıkılırdım. Güçten kastım ne? Sıkılmak. Yani her birimiz dersin başına otururken illaki atıyorum ilk zamanlar çok eğleniyoruz ama sonradan sıkıcı gelmeye başlıyor. Dirayetinizi yitirmeyin. Eğer mezuna bırakacaksanız yani 2021 YKS All Star dedikleri hani 18, 19, 20 ve 21'in gireceği sınav. Dikkatli düşünün çünkü seneye girecek öğrenci sayısı fazla olacak ve sınavın yapılabilirliği de arttı. Mesela bu sene çok fazla net yapan öğrenci oldu. AYT matematikten genelde full çekenlerin sayısı 10.000-20.000 civarı. O yüzden dikkatli karar verin, güzel şeyler yapın, geçen seneki hatalarınızı yapmayın. Tabi bırakacaksanız, geçen seneki hatalarınızı yapmayın, pişmanlıklarınıza bakın. Yani inşallah her şey sizin için de güzel olur. Şunu asla unutmayın, risk almadan kesinlikle başarıya ulaşamazsınız. Tabi bu riskler dediğimde biraz da mantıklı risk olmalı. Çünkü riskten kastım olabilir, bu bir ihtimal. O yüzden bir sene daha bırakıyorsun, geriye de çekebilirsin, ileri de çekebilirsin veya tam tutturabilirsin de. Çok şükür bu sene benimki tuttu. Yani ben bıraktım ve tuttu. Sizi çok fazla yormak istemiyorum. Yani 2021 YKS nasıl olurdan da biraz bahsedeyim. Açıkçası birazcık zorlaştırabilirler, kolaylaştırabilirler. Ne olacağı hiç belli değil. Ama eğer bırakacaksanız iyi düşünün. Çünkü dershaneler online eğitim verebilir. Açılıp açılmama ihtimali de var. O yüzden iyi düşünün. Kendinize güvenin. Ve inşallah her şeyi başarırsınız. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Bu videodan sonra da büyük ihtimal artık eğlence videoları atmaya, eğlence dediğim hani biraz daha farklı tarz videoları atmayı düşünüyorum tabii ki. Lütfen kendinizi sıkmayın, ben böyle devam etmeyi çok düşünmüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Eğer kafanıza takılan bir soru olursa, tercihle alakalı veya başka şeylerle alakalı sorular olursa bana yazabilirsiniz. Abone olup destek verirseniz de çok mutlu oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.